Rüya, bütün oyuncaklarını sattım. Ay sen ben sorumam, nasıl yaparsın ya? Oynamıyorsun bile ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün Rüya'ya o kadar güzel bir kışkırtma yapacağım ki şaşıracak ve şok olacak. O zaman başlayalım. Tabii ki nerede? Rüya'nın odasında. Arkadaşlar ne yapacağımıza gelince, burası Rüya'nın odası biliyorsunuz ki ve Rüya'nın bütün eşyaları çok değerli. He, bu arada Rüya şu anda dışarıda arkadaşlar. Anneannesiyle beraber parka gitti. Birazdan gelecek, o gelene kadar benim burayı tamamıyla boşaltmam gerekiyor. Arkadaşlar bakın şimdi burası Rüya'nın çalışma masası. Çalışma masasının içinde özel eşyaları var, kulaklıkları var, gece lambası var, bebekleri var, Barbie'leri var. Burada yine bebekleri var ve burada tabii ki tokaları var, ondan sonra taçları var, aynası var, güzellik aynası var. Bunların hepsini odadan çıkartacağım arkadaşlar. Ve Rüya'ya ne diyeceğim biliyor musunuz? Rüya, bütün oyuncaklarını sattım. Arkadaşlar bakalım Rüya ne yapacak? Bütün bunları o kadar seviyor ki. Bu kocaman ayı çünkü Rüya'ya babasından hediye gelmişti arkadaşlar. Bu civcivi ben almıştım. Rüya Barbie'lerine falan bayılıyor. Şimdi bu odada ne var ne yok her şeyi boşaltacağım. Özel onun için önemli olan her şeyi. Ve sonra Rüya eve geldiğinde çok şaşıracak arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. İlk önce Rüya'nın en sevdiklerinden başlamak istiyorum. O halde şu uçağı dışarıya çıkartmaya başlayalım. Bu arada bunların hepsini yatak odama getireceğim. Yatağın üstüne dizip kapıyı kapatacağım. Evet arkadaşlar önce bundan başlıyoruz. Bütün bunları nasıl çıkartacağım? Bunların hepsini nasıl halledeceğim gerçekten bilmiyorum ama bir şekilde hepsini çıkartacağım. Buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Çünkü her şeyin ortadan kaybolması gerekiyor. Hızlı bir şekilde halletmeliyim ki Rüya gelmeden bütün her şeyi. Önce şu büyüklerden başlasam aslında hiç fena olmaz. Bu büyükleri alırsam daha çabuk boşalır oda. Çünkü odada yok yok arkadaşlar. Şunları da gideyim getireyim. Şimdi bunları da taşıyalım. Hatta şöyle atacağım. Çünkü bunları hani ne kadar çok, ne kadar hızlı bir şekilde taşırsam arkadaşlar o kadar vakitten kazanırım. Aa, Barbie evini taşıyamam. Barbie evini nasıl halledeceğim? Barbie evini mümkün değil taşıyamam. Arkadaşlar bir dakika. Şunu şöylece almak istiyorum. Çünkü bu üzerinde bayağı bir şeyler var. Böyle getirelim bakalım. Bu bizim için bayağı bir iş olacak ama sonunda Rüya'yı kışkırtmak var. Her şeyi sattım diyeceğim. Her şeyi. Delirecek, delirecek, çıldıracak arkadaşlar. Çünkü bunları gördüğümde şok. Aa bir dakika. Arkadaşlar buldum. Her şeyi bu sepetin içine yığarsam daha kolay halledebilirim. Şimdi şunları alalım. Bunları var ya, ondan sonra bunları görecek. Burası böyle boşalmış. Burada hiçbir şey yok. Çıldıracak, çıldıracak arkadaşlar. Ve sıra Barbie'lerde arkadaşlar. Aa yerinden kalkmıyor. Arkadaşlar bunlar onun için çok önemli. O yüzden hani odayı boş gördüğünde var ya şoka girecek. Önemli olan Rüya gelmeden bunları halletmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hemen her an gelebilir. Parkta fazla durmayabilir yani. Aa şunlar kaldı bir dakika. Şunları alayım. Şunu çok seviyor. Bunları alayım. Arkadaşlar o kadar çok şey var ki bunların hepsini nasıl boşaltacağım, nasıl aktif edecek. Hızlıca boşaltmalıyım. Hızlıca şunu şöyle koyalım. Neyi alsam? Aa bunlar kalmış. Şunları da sever. Yani ona ait hiçbir şey olmasını istemiyorum. Kitaplarını falan alırsam ama kafayı ya gerçekten çok fena olabilir. Şunları falan alırsam inanamıyorum yapacaklarına. Arkadaşlar inanamıyorum yani neler olacağına. İnanamıyorum. Beybeyler gel buraya. Gel buraya. Şuradan bir kontrol edeyim. Bir yandan da gelir diye acayip tırsıyorum arkadaşlar. Çünkü şu anda gelirse yakalarsa video bozulur yani direkt bozulur. Hiçbir şey yapamam. Başka ne alsam, ne alsam? Şurayı boşalttım, oradakilerle işi yok. Bu bebekleri alalım. Telefonu! Telefonu da alalım, oyuncak telefonu. Şunu alalım. Kulaklıklar arkadaşlar! Kulaklıklar! Abi daha bombası, kumbara! Arkadaşlar şu kumbarayı göremediğinde çıldıracak çünkü para biriktiriyor kendine kaykay alacakmış. O yüzden kumbara da yok. Rüyanın düşünemiyorum arkadaşlar. Yalnız yatağın üstü doldu şu anda başka ne alabilirim diye düşünüyorum. Yani hani onu böyle daha çok sinirlendirecek başka. Ya Barbie evini nasıl çıkaracağım ya? Barbie evini çıkarmayı düşünüyorum. Barbie evini mümkün değil çıkaramam. Şunları alacağım ama şunun üstünü boşaltırsak arkadaşlar çok daha iyi olacak. Bir dakika. Rujlar, ojeler arkadaşlar. Bunlara var ya delirir. Şuraya koyacağım. Bir dakika. Burası bomboş olacak. Yani şurada dur. Makyaj malzemeleri. Bunları bir alalım. Şimdi sıra geldi son dokunuşlara. Rüya gelmeden bunları halletmeliyim. Ve Rüya'yı arkadaşlar nasıl bir tepki vereceğini gerçekten bilmiyorum. Çünkü eve geldiği anda ilk iş odasını inmek olacak. Elini yıkar, odasını iner büyük ihtimalle. Ben hiçbir şey yokmuş gibi davranacağım. Asla hiçbir şey yokmuş gibi.
Arkadaşlar şu anda yatağın üstünde yok yok. Rüyanın bütün her şeysi var. En fenası da bunları gördüğü zaman bunları ben yerleştireceğim diye bağıracak ve o anda artık bilmiyorum ne yapacağım. Son ana kadar asla söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten bakalım inanacak mı sattığına. Aaa! Mini Master'ı! Bunlar onun için o kadar önemli ki. Düşünemiyorum vereceği tepki. Bir dakika! Rüyanın en sevdiği şey. Siz şöyle bir oturun bakayım şuraya. Şöyle bir oturun bakayım minnoşlarım. Bu çalışma masasını çok severek aldı. Rengi pembe diye. Şimdi geldiğinde onu bakalım ne zaman fark edecek? Önce neyi fark edecek? Fark edilmeyecek gibi değil ki. O da bomboş. Ve şimdi bütün her şeyi boşalttığımıza göre arkadaşlar sıra Rüya'yı beklemeye geldi. Arkadaşlar şu anda çok gerginim. Rüya gelmesine çok az kaldı. Oturdum merdivenlerde onu bekliyorum. Kapı çaldığında gidip açacağım çünkü. Bu geldi. Geldi. Ben ona diyeceğim ki ben Ömer abinle video çekiyorum. Video hazırlığı yapıyorum. Ve bir şeyler üreteceğim, bir şeyler atacağım ona. Rüya! Sen misin? Evet benim. Gel bakalım. Anneannem nerede? Başladı değil mi? Hı. Ne yaptın? Nasıl geçti? Ellerini yıka anneciğim. İyi. Ellerini yıka aşkım. Nasıl geçti anneciğim park? Ben de çok işim vardı. İşlerimi hallettim. Seni bekliyordum video çekmek için. Geliyorum. Söyleyin istersen. Tamam gel. Anne parkta çok güzel. Çok mu çocuk vardı? Allah Allah. Ben az anneannem bana çok kalabalık değil dedi. Ya yani birkaç tane vardı. Dondurma falan yedin mi? Doğru evet. Söylüyor. Rüya dondurmayı çok sevdiği için. Evet. İyi hadi üstünü değiştireceğim. Anne. Şaka mı bunlar? Ne oldu? Anne oyuncaklarım yok. Hırsız mı girdi eve? Ne hırsız Rüya? Anne barbilerim yok. Çalışma masam sandalyesi yok. Bu ne? Hiçbir şey yapmadım ben. Anne burada atlarım vardı. Nerede? Ayıcıklarım nerede? Ne ayıcı Rüya ya? Anne gözünün önünde nerede ayıcıklarım? Ne ayıcıkları Rüya? Ben hiçbir şey görmüyorum. Her şey yerli yerinde. Saçmalama lütfen. Anne buralar doluydu. Neye doluydu Rüya? Abartma istersen. Anne doluydu. Barbim vardı. Barbilerim vardı. Oyuncaklarım vardı. Oralarda şeylerim vardı. Masamda çalışıyordum. Çalışma masamın sandalyesi. Orada duruyor her şey. Allah aşkına ben ne yapmış olabilirim senin odana ya? Hiç yukarıda işlerim vardı. Emin ne yapıp eminim ne yapmış olabilirim? Her şey yerli yerinde. Neyden bahsettiğimi anlamıyorum bile. Hani kamera Ömer abinle video çekeceğim çünkü. Ömer abinle işim var video çekeceğiz. Bugün çekim günüm benim. Neyden bahsettiğini anlamıyorum bile şu anda. Anne! Oyuncak doluydu buralar. Nerede ayıcıklarım? Ne? Anne nerede buradaki şeylerim? Neylerin Rüya? Oyuncaklarım var ayıcıklarım. Ne, her şey yerli yerinde. Neden bahsettiğini anlamıyorum ya. Arkadaş ben hiçbir şeyden bahsettim. Neden bahsettiğini, ne söylemeye çalıştığını anlamıyorum yani. Anne! Babam aldı ayıcıklarını. Ben anlamadım. Aa Barbie evin orada işte. Tamam onu anlamıyorum. Buradakiler nerede? Orada her şey hani ne eksik? Ne eksik? Ben sizden şüphelendim. Kamerada var. Çekiyor. Baba daha demin annemi çekiyordu. Beni çekti. Ben şüphelendim. Rüya bir şey söyleyeceğim o zaman. Ben aslında şöyle bir şey yaptım. Yani odadaki birçok şeyle oynamıyorsun diye oyuncakların hepsini satayım dedim. Ne sattım? Ne sattın mı? Ya Rüyacığım buradaki neyle oynuyorsun? Burada bir sürü Barbie vardı diyorsun. Burada bir sürü peluş vardı. Yok onu aldı. Burada şey vardı, sandalye vardı. Oturmuyorsun. Sattım ben de. Tamam onu bıraktım. Anne sen benim ders çalışmamı istemiyor musun? İstiyorsun. Madem niye sana sandalyemi verdin? Çalışma. Ya iyi para yapıyordu. Satayım dedim ben de. Sattım. Ne var bunda? Sandalye koyarsın. Zaten oraya oturmuyorsun. Oturuyorum anne ders için. Ödev için. Yapacak bir şey yok. Onlar yeni sahiplerini buldu. Hep her şeyi sattım. Burada bir sürü bebek vardı. Onları da sattım. Anne sen ben sormadan nasıl yaparsın ya? Neyi sormadan ya? Oynamıyorsun bile ya. Burada Barbie'm vardı. Burada oyuncaklarım vardı. Doktor dedim çantalarım. Ben inanmıyorum sana. Kesin buralardı değil mi? Anne nerede ya? Ya Rüya sattım diyorum hepsini. Sattım diyorum. İnternete koydum sattım diyorum ya. Ulan ya nasıl koyarsın internete satın? Oynuyordun lan. Oynuyordum anne derslerim. 10 dakika arada oynuyordum. Nasıl oynuyordun buradaki oynuyorum bayağı. Hiçbir şeyle oynamıyordum. Buradaki baby live'larla falan. Oynuyordum anne. Oynuyordum. Barbie'lerimle oynuyordum. Nasıl yaparsın? Benle yaparsın bunları ya. Oynamazsan yaparım yani. Oynuyordum. Aa,
unutmuşum. Sepeti alayım. Bir dakika, sepeti de almayı unuttum. Anne çekil. Rüya çekil, hayır. Ne yapıyorsun? Oraya koymuşsun. Hayır. Neyi hayır ya? Hayır. Barbie evini de yarın bakacağım. Çıkartacağım. Barbie evini yarın çıkartacağım. Hayır. Babama söylerim, alır bunu götürür. Lobiyle. Rüyacığım, Barbie eviyle oynuyor musun sen? Oynuyorum anne. Oynuyorum. Buradaki peluşlarla oynuyor muydun? Onlarla niye oynayayım? Onlar oynayacak mısınız? E sattım işte, o yüzden ben. Her şeyi sattım. Yapacak bir şey yok. Unuttuğum birkaç bir şey vardı, onları da satacağım. Onları da almam lazım. Aa, bütün Barbie'leri satmıştım. Onların parasıyla kendime yeni bir şey alabilirim aslında. Anne! Ya sen şey yapamazsın. Gitmişsen oyuncaklarını satmışsın. Sonra dönemişsin onunla o oyuncakları sattığın paraya kıyafet alacakmışsın. Ben ne yapacağım odamda? Oynamıyorsun zaten. Burada bir şeylerle oyna. Tamam, Barbie evini satmıyorum. Öbürlerini satacağım. Barbie evini falan satmıyorum. Tamam, vazgeçtim. Onlarla oynarsın. Daha ne oynayayım ama anne? Şey var. Şu sepeti satacağım, şu aşağıdaki. Ondan sonra cuma işte birkaç parça bir şey kaldı. Onları da götürürsem iyi olabilir yani, bilmiyorum. Ya nerede o cellerim bilmiyor. Nerede? Hiçbir şey yok ya. Anne nerede? Anneciğim, ben ojeleri de sattım diyorum. Ne yapabilirim yani? Ya annem nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın? Orada her şey duruyordu ya. Aynayı da sattım. Çok iyi para etti ayna. Ay, aynayı iyi ki sattım. Gerçekten hiç kullanmıyordun zaten. Taraklar falan çok güzel para etti valla. Hepsini sattım. Ya anne nasıl yaparsın? Lütfen geri al bunları. Geri alamam Rüyacığım. Anne, hayır, tamam, başka İstanbul dışında başka birini sattım. Anne, hayır, onları git alamam. Hayır, hiçbirini alamam. Anne, alır mısın onları gidip? Rüyacığım, parasını aldım diyorum. Gideceksin diyeceksin, alacağım tekrar diyeceksin. Parasını aldım, hiçbir şey alamam, üzgünüm. Anne, alamam ya, bütün hepsini sattım. Ya al anne, al anne, nereye sakladıysan çıkar ya da gidip oradan al oyuncakları. Hayır, onların parasını aldım, bir de ben parasıyla kendime bir şeyler aldım onları. Ya anne, saçmalama ya. Nasıl saçmalama? Ya git anneni al tekrardan, lütfen. Tamam, kusura bakma Rüyacığım. Anne, alır mısın onları gidip? Nasıl alacağım Rüyacığım? Git al parasını. Aa yok, hiçbir şey yapamam. Arkadaşlar, yani ben şimdi burada sattığım şeylerin parasını aldım. Gittim kendime kıyafet aldım. Bir de onlarla uğraşamam. Hiç kusura bakma Rüya. Yapacak bir şey yok. Neyse, ben biraz odama gidiyorum dinlenmeye. Yapmadım, biraz dinlenmek istiyorum. Yeni ya anne, nasıl bakacağım. Of ya, of ya. Rüya! Ya anne ya! Arkadaşlar, Rüya şu anda. Şu an şok yaşıyor. Aşkım, satar mıyım hiç ya? Sana küçük bir şaka yaptım Rüya. Sevindin mi? Gel gel aşkım, gel. Gel, gel küçük kuşum, gel, gel. Ağlama aşkım ya. Anneciğim benim, gel sarılalım, gel sarılalım. Gel, 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 gel. Arkadaşlar, Rüya'ya küçük bir şaka yaptım, sevindim. Ama ben sana yapacağımı biliyorum. Ama şaka yaptım. Hiç satar mıyım bu kadar? Bu sefer gerçek satacağım ben de seni. Nasıl satacağım? Nasıldı ama? Bir dakika, şunu söyle bana. Nasıldı? Çok. Nasıldı? Şok geçirdi. İlk ne yaptın görünce odayı? Boş, onu bir söyler misin? Üzüldüm. En çok hangisini üzüldün, onu söyle. Barbie'lerim ve çalışma masamda. Barbie çalışma masam duruyor orada. Sandalyeni aldım. Sandalyenin içine nereye koydum, gördün mü? Arkadaşlar, Rüya'nın şakası gerçekten çok komikti. Rüya'nın gördüğünde ben arkasından geldiğim için suratını görmedim. Suratını o kadar merak ediyorum ki. Az önce var ya, hani bir ara şey dedim, herhalde burada bağırarak ağlayacak falan. Yani hiç satar mıyım arkadaşlar, öyle bir şey yapar mıyım? Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Efendim? Ne oldu? Arkadaşlar, inanmıyorum ya. Bütün oyuncaklarım üstüne atmış kendini ya. Hayır, bu olamaz ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar, hepinizi seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.